Mono yayınlarından yeni çıkan bu Dünyaya Göklerden Bakan Kız Madeliyet romanının tamadres.com için size bazı bölümlerinden okumak istiyorum. Bu roman yaşanmış gerçekten katıksız gerçek bir hayat hikayesidir. 7 yaşında yetim kalmış ve dünya çapında başarılı ulaşmış bir genç kızın yaşam hikayesidir. Şimdi sizlere bu romanımızdan yazar olarak önemsediğim birkaç bölümü anlatmak istiyorum. Gerçekten bu kitap her satırı yaşanmış bir hayat hikayesidir. Bu genç kızın hayata atılış hikayesi ve mücadeleci ruhu şöyle başlıyor. Abileri İnönü Planör Kampı'nda planör eğitimi almaktadırlar ve akşamları geldiklerinde heyecanla onları anlatırlarken bunları Madeliyet 13 yaşında sabırla ve heyecanla dinlemekte. Bir gün akşam okuldan geldiğinde yine abisi iki Teoman ve Fikri abileri aynı konuları konuşurken bu Fikri abisinin sesini keser ve ona der ki Fikri abi ben de sizin gibi havacı olmak istiyorum. Artık söz ağızdan bir kere çıkmıştı. İki abisi de heyecanla ona baktılar. Sen mi dedi ikisi birden? Hem Fikri Reyal hem de Teoman Reyal. Evet dedi Madeliyet. Ben de sizler gibi havacı olmak istiyorum. Bire sustular. Duydukları cümlenin ne manaya geldiğini idrak ettikten sonra daha öfkeli mizacı sahip olan Teoman abisi Madeliyet'in hayatını baştan aşağı değiştirecek cümleyi söyler. Madeliyet, sen mi havacı olmak istiyorsun? Sen kızsın, anlamazsın bu işlerden. Vazgeç bu sevdadan deyince Madeliyet hayalleri yıkılmasa da tam tersi ve güç kazanır ve koşarak odadan çıkar ve annesine durumu anlatır ve akşam yatağında ağlayarak yattığında onlara içinden der ki görürsünüz diyordu içinden. Görürsünüz bir gün sizden daha iyi havacı olacağım. İki abisinin iyi niyetle söylediği şeyler onun için çok şey değiştirmişti ve odasında ağladığı o geceyi asla unutmamıştı. Sen kızsın, anlamazsın bu işlerden cümlesini ömrü boyunca hiçbir kız çocuğu duymasın diye bütün ömrünü buna göre düzenleyecekti. Yardım isteyen herkesin yardımına koşacak, göklerde kurduğu derin ilişkiyi asla unutmayacak ve çocukluğunun hikayelerini bir gün birinin anlatmasını isteyecekti. İçinden romancılar, sanatçılar, siyasetçiler, macera peşler, büyükelçiler çıkaran Ankara'daki sosyal apartmanı gencecik bir havacının doğmasına şahitlik ediyordu artık. Merhametli, adil, adının manasını hiçbir zaman unutmayan genç bir havacı kız, görürsünüz bir gün ben de sizin gibi havacı olacağım diğer ve bu sözünü başarmış sayılı kadınlar, genç kızlardan bir tanesidir. Sonra daha biraz önce size kitabın sonundan okuduğum gibi Madeliyet havacılık hayatına başlar. İnönü Planör Kampı'nda. Ve hayatının akışını tamamen değiştiren ve onu hiçbir zaman hayatta pes ettirmeyen olağanüstü bir olay başına gelir. C-47 onu da bu bölümden okuyorum. C-47 modeli uçak havalanmışlardı. Uygun irtifada sırayla atlamaya başlamışlardı. Sıra Madeliyet'e gelmişti. Her zaman olduğu gibi kendini boşluğa bırakmıştı. Tarifi güç o boşluğa bırakma huzuruyla ondan önce atlayan arkadaşını izliyordu sakince. Aşağıya süzülüyordu ve o kader anı o an geldi. Rüya içinde rüya anı, herkesle konuştuğu söylediği an ve atladığı paraşüt
açılmamıştı, dolanmıştı, süratle yere doğru çakılmaktaydı. Aklından bir sürü şey geçiyordu. Neden uyanamıyorum? Uyanınca uyanamayacak mıyım asla diyordu. Ve film şeridi gibi bütün hayatı gözlerinin önünden geçti. Anne ve içinden annesini düşündü. Öyle olmadı. En son aklına annesi gelmişti. Mevlüt Hanım onun hayata tutunması, evlatını yetiştirmesi içinden annesiyle konuşuyordu. Ve paraşüt açılmayan dolanmış paraşütle aşağı doğru süratle çakılmaya gidiyordu. Anne burada böyle bitmeyecek biliyorum. Elbette bitmeyecek benim kara kızım. Düşün bulacaksın bir çözümünü diyordu. Madalet şimdi her şeyi bir arada düşünüyordu. Gök ve yer birbirine geçmişti. Anne benim doğumum da erkendi. Erkendi. Ölümüm erken olmayacak değil mi? Dedi. Annesi de olmayacak kızım dedi. Sonunda yine birçok şey düşündü. Olmayacak anne dedi madem. Bütün bunların saniyeler içinde olduğuna kimse inandıramazdı. Tecrübe çok gerçekti ama anlatması aynı derecede güçlü. Hayatta kimsenin kimseye inanmayacağı ama onun kimse umurunda olmadığı zamanları anlattı. Böyle havacını yaşayabileceği bir şeydi. Bitmeyecekti, bitmiyordu ve bir çözüm bulmalıydı. Bıçağını çıkardı, madalet ve paraşütünde olan ipleri kesti. Saniyelerle ölçülen bir zamanda aynı sürat ve kanal yedek paraşütünü açtı. İplerini kesmiş, yeni paraşüt açılmıştı. Ve madalet uzun süre maceralarla yaşayacağı bir hayata yeniden adım atmıştı. O gece yattığında saçlarından birkaç telin beyazladığını gördü ve pes etmedi ve hayatına kaldığı yerden daha inatla iş hayat bu tecrübesi onun iş hayatında havacılık hayatında başarılı oldu ve peş peşe planör pilotu brevesi paraşüt brevesi ve uçak brevesi almasına vesile oldu ve bu mücadelesi onu hiçbir zaman yenik düşürmedi. Hatta kadınların hava harp okuluna alınması için dilekçe verecek en cesur kızlardan biriydi. Romanımızın sonuna doğru gelirsek madalet bulutlara konuşmuş bir kadın. Dünya küresine bakıp hayaller kurmuş ve onları gerçekleştirmiş bir kadın. El attığı her işi başarmış. İnsanlara yardımcı olmak için kendinden fedakarlık etmiş bir kadın. Onlarca, yüzlerce özelliğini sayabilirim bir çırpıda. Benim karım Madalet Başusta başarılı ve herkese yardım etmiş bir kadın. Ve bu hayat hikayesi burada gördüğünüz bu romana sığmayacak kadar geniş. Ve ben bu romanın 22 yılına şahit etmiş bir yazar olarak bir gün ilk günü kadar birbirimize aşığız ve madalet gerçekten bunca süren uzun hayat hikayesinde Allah'ın ölünmediği meleği olarak görevlendirdiği Azrail'in hayatı boyunca defalarca yakalayıp bıraktığı bir kadındır. Madalet zoru başarmış savaşçı bir kadındır. Daha da önemlisi dünya malına ve saltanata hiç önem vermeyen bunu yaşam tarzıyla ispat etmiş sıra dışı bir kadındır. Çünkü madalet adalet demektir. Bu romanı okuyan genç kızlara inanıyorum ki hayatlarına bir ışık gelecek ve onlar hiçbir zaman başarısızlıklar karşısında yılmayacak ve ölümün kıyısından defalarca kurtulup hayata geri döneceklerdir. Mona kitaplarına böyle bir başarı hikayesini anlatan bu romanı yayınlama fırsatı verdiği için eşim Madalet'e ben teşekkür ediyoruz.